Arkadaşlar merhaba. Bugün 8. sınıflarda yapmış olduğunuz denemenin matematik sorularını çözeceğiz. İsterseniz vakit kaybetmeden sorularımızı çözelim arkadaşlar. Birinci sorumuza bakalım. Birinci sorumuz bize ne diyor? Her turun 1'ini 200 arasında ki sadece bir asal çarpanı olan fakat asal olmayan doğal sayıları özdeş kağıtları her kağıtta bir sayı olacak şekilde yazıp bir torba atıyor. Önce isterseniz hangi sayıları kağıtlara yazıp atacağını bulalım arkadaşlar. Şimdi asal çarpanı bir tane asal çarpan olacak fakat asal olmayacak. Şimdi bu ifade ne demek arkadaşlar? Yani asal sayıların kuvvetlerini almaya çalışacağız. Tamam mı? 1 ile 200 arasında. Mesela 2'yi düşünürseniz. Şimdi 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Bir katını daha alsam 200'e geçiyor. O yüzden almıyorum. Sonra arkadaşlar 3'e gelelim. 3, 9, 27, 81 bir katını da alırsam 200'e geçecek, almıyorum. 4'ü almama gerek yok çünkü 4'ü aslında 2'de bulduk. 5'e bakalım arkadaşlar. 5, 25, 125 arkadaşlar. Bir katını da alırsam 200'e geçecek. 6'yı almama gerek yok. Çünkü 6, 2 ve 3 asal çarpanlarına sahiptir. Ama bana bir tane asal çarpan olacak diyordu. 7'ye bakalım arkadaşlar. 7, 49 bir kuvvetini daha alırsam ne olacak arkadaşlar? 200'ü geçmiş olacak. 8'i almama gerek yok çünkü burada aldım. 9 dediğim 3'ü aldım. 10 arkadaşlar. 2 ve 5 çarpanı vardır. Dolayısıyla alamayız. Çünkü bir tane asal çarpan istiyordu. 11'e bakalım. 11'in karesi 121. Daha fazla alamam. 200'ü geçiyor. 12'yi almama gerek yok. 13 169. En son 14'ü alabilir miyim? 14'ü de alamam. Niye? Çünkü 14, 2 ve 7 çarpanlarına sahip. Doğru mu? Şimdi 15 alsam şey oluyor. 2 ve yani 3 ve 5 çarpanları. Yani 2 tane asal çarpan olmaya başladı artık. Değil mi arkadaşlar? O zaman şimdi bana diyordu ki bu sayıları yazdık ama ne diyor bana? Asal olmayanları al. Şimdi bak 2 asal, 3 asal, 5 asal, 7 asal, 11 asal, 13 asal. Doğru mu? Şimdi kaç tane sayı kaldı elinde? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 tane sayıyı ben torbaya atacağım demek ki arkadaşlar. Benden ne istiyor? Tüm durumum 14. Benden ne istiyor? Bu kağıtlardan yazan sayıları sadece 3 tane doğal sayı çarpanı olmuş. Sadece 3 tane doğal sayı çarpanı olması demek arkadaşlar. Tam kare sayılardan bahsediyor bize. Yani bakın 4'ü aldığımız zaman... Evet. Şimdi 4'ü aldığımız zaman arkadaşlar bakın 4 çarpanları nedir? 1, 2, 4. Bakın tam karesi 3 tane doğal sayı çarpanları. Dolayısıyla 4'ü alabilirim, 9'u alabilirim, 25'i alabilirim, 49'u alabilirim, 121'i alabilirim, 169'u alabilirim. Ama şimdi senin aklına 16 da tam karesi, 4'ün karesi, doğru mu? Ama bakın arkadaşlar 16'yı aldığınız zaman 16'nın doğal sayı çarpanlarına bakalım. 1, 2, 4, 8, 16. Bak 3'ten fazla gördün mü? Dolayısıyla 16'yı alamam. 16'yı alamam. 64'ü de aynı şekilde alamam arkadaşlar. 81'i de alamam. 125'i de alamam. Çünkü doğal sayı çarpanları 3'ten fazla çıkıyor arkadaşlar. Dolayısıyla kaç tane sayımız oldu? Benim istediğim kaç sayım var? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane sayı var arkadaşlar. Olasılıkta neydi? İstenen böyle tüm durumda. 6 bölü 14'ten cevabımız sen değiştirirsek 3 bölü 7 olacaktı sevgili arkadaşlar. Hemen ikinci sorumuza bakalım. Bir asal sayı ile bir tam kare sayının toplamı şeklinde yazılabilen asal sayılara kaos sayıları diyelim. Kaos sayıları tanımlamış. Hemen bir örnek vermiş. Bakın 5 asal sayı, 36 tam kare sayı, 41 de asal sayı olduğu için 41 bir kaos sayısıdır demiş. Yukarıdaki bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi kaos sayısı olamaz? Şimdi arkadaşlar mesela 3'e baktığımız zaman 1 ve 2'nin toplamı şeklinde yazılabiliyor mu? Evet bakın 1 bir tam kare sayı, 2 asal bir sayı. Dolayısıyla bakın 3'ü yazabildim. 3 bir kaos sayı olabildi arkadaşlar. 16 artı 1 ne olur arkadaşlar? 16 ama şimdi bir asallı bir tam kare olarak yazacağım. Doğru mu? Şimdi 16 ve 1'i burada alamam. Şimdi burada bir duralım. Ondan sonra 36
Hani 37. Şimdi bakın 37, 36 artı 1'dir. Doğru mu? Bakın tam kare sayı ve bir asal sayı olmadı yine. 1 ne oldu arkadaşlar? Bir tam kare sayı oldu fakat asal sayı olmadı. Şimdi bu hataları böyle yapacaksınız tabii ki. Şimdi önemli olan bu hataları yapmadan soruyu çözebilmek. Hangisi kaos sayısı olamadı arkadaşlar, değil mi? Şimdi 17'yi nasıl yazabiliriz? 17. Aa bakın nasıl yazdım? Bak 4 artı 13. Bak bir tam kare sayı ve bir asal sayının toplamı şeklinde yazabildim. O zaman kaos sayısı olabildi. 36'yı nasıl yazarız arkadaşlar? Şimdi 37'yi nasıl yazarız? Şimdi tam kareleri bir düşünelim önce. Tamam mı? Bir tam kareleri düşünelim. Şimdi 1 artı 36 olmadı. 4 artı 33 olmadı. Tam kare 33 asal sayı olmadı. 3'ün karesi 9. 9 toplasak 28 artı 9. Bakın 28 olmadı. 4 desek 16 desek 16 çıkarsam 21 bir asal sayı olmadı. 25 desem 12 olması lazım, olmadı. 36 desem 1 gelecek, yine olmadı arkadaşlar. Bakın 37'yi bir kaos sayısı şeklinde yazamıyorum. Yani bir asal sayı ve tam karenin toplamı şeklinde yazamıyorum. Dediğim gibi nasıl düşüneceğim? Tam kareleri düşünelim. 1, 1 artı 36. 36 asal sayı olmadı. Geçtim. 4, 33 olması lazım. 33 bir asal sayı değil. Bu şekilde bunları yaparak cevabımızı bulabiliriz arkadaşlar. İsterseniz 83'ü de size ödev olarak bırakayım. Ben şimdi 37'yi göstermiş oldum. Size de 83'ü ödev olarak bırakayım. Nasıl yazacağınızı siz bulursunuz arkadaşlar. Evet, şimdi yukarıdaki okul ile hastane arası 2 kilometre, hastane ile müze arası 5 kilometredir. Okuldan çıkan Hakan kök x kilometre yürüyor. Okuldan çıkıyor ve kök x kilometre yürüyor. Okul ile hastane arasında duruyor. Tamam, okul ile hastane arasında bir yerde duruyor. Okuldan çıkan Serkan kök y kilometre yürüyor ve hastane ile müze arasında duruyor. Tamam, herhangi bir yerde duruyor arkadaşlar. Şimdi bize ne diyor? İkisinin toplam yürüdüğü yol 8 kilometre ile 9 kilometre arasında bir mesafe olabilir. Şimdi şuna bir bakalım. Şunu da bir kalsın arkadaşlar. Şimdi ikisinin arasındaki mesafe kök 52 kilometre olabilir. Şimdi kök 52 dediğim sayı arkadaşlar 49 bir önce gelen tam kare sayı, 49 bir sonra gelen tam kare sayı 64. Yani 7 ile 8 arasında bir değer. Doğru mu arkadaşlar? Şimdi 7 ile 8 arasında olabilir mi? İkisinin arasındaki mesafe. Tamam, bu da kalsın. İkisinin de hastane yolunun uzaklıkları kök 5 kilometre olabilir. Kök 5 ne demek arkadaşlar? 2 ile 3 arasında bir sayıdır. Doğru mu? 2 ile 3 arasında bir sayıdır. Hastane olan uzaklıkları 2 ile 3 arasında olabilir mi? Şimdi arkadaşlar bakın. Zaten okulla hastane arası 2 kilometre. Bu vatandaş belli bir mesafe yürüyor ve duruyor. Dolayısıyla bunun hastane olan uzaklığı 2 ile 3 arasında olabilir. Olamaz. Bakın bunun olabilir ama bunun olamaz. Dolayısıyla 3'ü iptal ettim. Şimdi 3'ün olmadığı şıkları da iptal ediyorum. D şıkkı gitti. Şimdi İkisinin toplam yürüdüğü yol 8 kilometre ile 9 kilometre arasında bir mesafe olabilir. Şimdi arkadaşlar bakın, okuldan çıkıyorlar, biri hastane ile müze arasında duruyor, biri de okulla hastane arasında. Şimdi başlangıç noktaları aynı, doğru mu? Şimdi bakın, 8 ile 9 arasında olabilir mi? Diyelim ki bakın, bu vatandaş çıktı 1 ile 2 arasında bir yol yürüdü. Doğru mu? Bu vatandaş çıktı. Bak ne yapacak arkadaşlar? Yani 7 kilometreden az bir yol yürüyecek değil mi? 6 ile 7 arasında bir yol yürüyecek. Şimdi daha doğrusu 2 ile 7 arasında bir yol yürüyecek. 2 ile 7 arasında. Şimdi 2 ile 7 arasında bir yol yürüse, atıyorum ne kadar yürüsün? 6 küsür bir yol yürüdü. Bu vatandaş da arkadaşlar ne kadar yürüsün? Mesela 2'yi geçemeyecek değil mi? 2'den az 1 virgül bir şey gibi bir yol yürüyecek. Şimdi bakın bunları topladığınızda küsüratlar da işin içine girdiği için 8 ile 9 arasında bir kilometre
Olabilir. Değil mi arkadaşlar? Yani mesela burası 6.99 olsun, burası da 1.99 olsun. Tam 2 yürümeyecekler ya sonuç olarak. Dolayısıyla küsüratlar da olduğu için 8 ile 9 arasında bir mesafe olabilir arkadaşlar. Peki. Ki zaten şöyle de düşünebilirsiniz. Şimdi toplam yolun 7, burada da 2, doğru mu? Şimdi bu atıyorum 2 kilometre yürüseydi, bu da 7 kilometre yürüseydi 9 kilometre. Maksimum yürüyecekleri yol 9 kilometreydi, doğru mu? Yani 9'dan az yürüyecekler, 8'den de fazla yürüyebilirler. O zaman birinci ifademiz doğru oldu arkadaşlar. İkisinin arasındaki mesafe 7 ile 8 arasında olabilir. Şimdi arkadaşlar 7 ile 8 arasında olabilir mi sizce? Niye? Olamaz. Çünkü zaten benim tüm yolum 7. Doğru mu? Tüm yolum 7. Yani 7 ile 8 arasında olabilmesi için buradan yürüyen vatandaşın hiç hareket etmeyip bunun da 7'den fazla yani düzeyle geçmiş olması gerekiyor. Dolayısıyla bu şıkkımız iptal olur arkadaşlar. Cevabımız Adana olarak karşımıza çıkacaktır. Evet, dördüncü sorumuz. Aşağıda 4 firmanın bir ayda sattığı otomobillerin sayısı ile bilgiler verilmiştir. C firması en az 2 firmadan daha fazla satış yapmıştır. A firması B firmasının yarısı kadar satış yapmıştır. En fazla satış D firması yapmıştır. Şimdi arkadaşlar bir kere A firması B firmasının yarısı kadar satış yapıyorsa B'deki açı neyse daire grafiğinde B'deki açı neyse A'daki açı onun yarısı olmak zorunda, doğru mu? Şimdi bakın B'deki açı 100, A'daki açı 50. Olabilir mi? Olabilir. Şu anda daha karar vermedim. B'deki açı 40, A'daki 80. Bakın olmaz. Tam tersi olacak. B'deki 120, C'deki 60. Olabilir. Daha emin değiliz. B'deki 90, A'daki 45. Olabilir mi? Olabilir. Şu anda daha kesin bir şey söylemedim. Şimdi bu şıkla ilgili yorumumuzu yaptık. En fazla satışı D yapmıştık. En fazla satışı D yapıyorsa en büyük açı D'de olur arkadaşlar. En büyük açı D'de olur. Şimdi bakalım. Burada D şıkkını, D'ye düşen açı en fazla olabilir. D'ye düşen açı bakın burada az. B'den az gördünüz mü? Dolayısıyla bu şıkkı da 50. Burada da D'deki açı yerlerin hepsinden büyük. Tamam. Şimdi bu şıkkı da yorumladık. C firması en az 2 firmadan daha fazla satış yapıyor. Yani C 2 firmadan büyük olacak açısı. Bak C'nin 120 derecelik açısı A ve B'den büyük. Olabilir. C'deki açı A ve B'den bak en az 2 firmadan büyük. Şartları sağlıyor. Fakat şimdi bu da bunun yorumunu da yaptık. Fakat arkadaşlar bakın şöyle bir ince bir detayı kaçırıyoruz burada. Burada bakın dairenin bir açısı yani şuradaki açı kaç derece olacaktı? 360 derece. Bakın bu sayıları toplayalım. 100, 220, 270, 400 yaptı gördün mü? Bakın buranın iç açısı, yani şu dairenin açısı 400 yaptı. Böyle bir şey mümkün mü? Böyle bir şey mümkün olamaz arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız Denizli olacaktı. Evet, beşinci soru. Şimdi beşinci soruda bize ne diyor? Muhsin Bey yukarıda aralarındaki mesafeleri verilen iş yerinden stadyuma bak şimdi iş yerinden stadyuma maçı izledikten sonra da stadyumdan eve taksiyle gidiyormuş. Tamam. Şimdi Muhsin Bey'in binebileceği taksilerin ücret tarifesi aşağıdaki çizelgede verilmiştir. Tamam. Muhsin Bey toplamda en az kaç TL taksi ücreti ödemiştir? Arkadaşlar şimdi bakın 3 kilometre ve 7 kilometre. Doğru mu? Maç izledikten sonra taksiyle eve gidiyormuş. Tamam. Yine taksi kullanacak her bir seferde de. Şimdi şimdi arkadaşlar ne yapmamız lazım? Şimdi 7 kilometre gidecek ya. Şimdi 7 kilometre gittiği yerde açılış en az olanı seçmesi lazım. Doğru mu? O zaman 3.5'la başladı. 3.5'la başladı. 7 kilometre gitti. Kilometre başına 50 kuruş çekiyorsa 7 çarpı 7'den 3,5 lira da buradan verdi. Yani toplam 7 TL buraya vermiş oldu. Şimdi A taksisinin açılış fiyatı 4 TL'ymiş. 4 TL'ye başladık. 3 kilometre gittik. 4, 40 çarpı 3, 1.20. 4 daha 5.20 mi yaptı arkadaşlar? 5.20 de buraya ödedi. Toplam ödeyeceği ücret en az 12.20 olarak bulunur diyeceğiz. Ama ne oldu arkadaşlar? Bakın.
12-20 olarak bulunur dedik. Demek ki daha az bir maliyetle de yapabilirmiş demiş. Doğru mu? Şimdi o zaman, şimdi ilk etapta böyle düşündük ya. Şimdi ilk etapta böyle düşündük, bak ne oldu, yanlış düşündük. Demek ki o zaman tam tersini düşündük. Şimdi 3 kilometreye 3,5'la başladı. 3,5'la başladı. Kilometre başına 50 kuruştan 1,5 TL'ydi. Burası yazdı. Toplam 5 TL. Şimdi 7 ile başladık. 7, 4 ile başladık arkadaşlar. 40 kuruş yapıyor. 7 çarpı 40, 2,80. 4 ile olan 6,80 yaptı. O zaman bakın topladığım zaman bak ne çıktı? 12,20'den daha az bir fiyat çıktı. Dolayısıyla arkadaşlar en az 11,80 öder diyebiliriz. Cevabımız Bursa oldu. Bakın bunu böyle yapmamdaki amaç, hani ikisini de karşılaştırabilmemiz için yaptık arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi ilk etapta sizin düşünceniz bu mantık olabilir. Yani uzun kilometre açılış ücreti en az da olsun. Ama öyle bir şey olur mu arkadaşlar? Sonuçta uzun kilometre var. 1 kilometre düşen kuruş daha fazla burada. Dolayısıyla 1 kilometre düşen kuruş en azsa, yani en az olanı seçmem lazım uzun yolda. Dolayısıyla cevabımız Bursa oldu. Evet.